Eğitmaden herkese merhabalar arkadaşlar sizler için içerikler hazırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü arkadaşlar konumuz 10. sınıflar matematik ders kitabı sayfa 71 alıştırma çözümlerini yapıyoruz. Diğer alıştırmaların çözümlerini de yapmıştık zaten kanalımızda bulabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza destek olmak için arkadaşlar abone olursanız, yorumlarınızı yaparsanız, beğenilerinizi Yaparsınız biz de memnun olmuş oluruz. Hepinize başarılar diliyoruz. Çalışmalarınızda başlayalım hemen alıştırmaların çözümlerine. Birinci soruya bakacak olursak bir torbada iki farklı sarı, üç farklı kırmızı ve dört farklı mavi boncuk arasından rastgele biri seçiliyor. Çekilen boncuğun sarı olmama olasılığı kaçtır? Şimdi bakalım iki farklı sarı, üç tane kırmızı ve dört tane mavi vardı. Toplayalım bunları. Ne yapıyor arkadaşlar? Yedi tane, dokuz tane yapıyor. O zaman sarı olmama olası sarıları çıkardık. Geri kalanlar 7 tane İstenen durum 7 Tüm durum 9 Cevap 7 bölü 9 olur bu şekilde çözersek arkadaşlar Gelelim e, ikinci soruya. İkinci soruya bakacak olursak bir torbada birden 10'a kadar numaralandırılmış 10 top vardır. Buna göre bu torbadan çekilen bir topun numarasının Tek veya Dörtten küçük bir sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi tek olanların kümesini yazalım Birden 10'a kadar 1 3 5 7 9 olacak. Peki 4'ten küçük 1 2 ve 3 olacak. Şimdi bu iki kümeyi birleştiriyorsunuz. Birleştirelim bu iki kümeyi. Neler var? 1 var, 2 var, 3 5 7 ve 9. Evet bu iki kümeyi birleştirdik. Bakın veya bağlacı olduğu için birleştiriyoruz. V deseydi burada ortak olanları alacaktık. Yani 1 ve 3. İstenen eleman sayısı 6 tane. 6 bölü. Tüm durum sayısı zaten 10 tane top olduğu için 6 bölü 10 sadeleştirirseniz cevabımız 3 bölü 5 olacak burada arkadaşlar. Gelelim 3. soruya. Ne diyor? 4 madeni para birlikte atılıyor. Madeni paralardan en az birinin yazı gelme olasılığını bulunuz diyor. Şimdi madeni parayı atarsak arkadaşlar 4 tanesini atarsak 2 üzeri 6, 4'ten 16 durum var. Toplam durum sayısı 16. Yani biz olasılığımızın aslında paydasını bulmuş olduk. En az biri yazı diyor tümü e, tura olan durumumuz ttt olan bir tane zaten. O zaman 16'dan biri çıkarırsak bu hepsi tura olan durumu çıkarırsak 15 tane durumda en az bir tanesi yazı gelmiş olur. O zaman cevabımız 15/16 bölü 16 olacak. İkinci bir yol daha var. İkinci yoldan da çözebilirsiniz. Bakın hepsi yazı olabilir. Bu da 4'ün 4'lüsü 1. 1'i yazı, pardon 3'ü yazı 1'i tura olabilir. Bu da 4'ün üçlüsü 4. Bir de 2 yazı 2 tura olabilir. Bu da 4'ün ikilisi 6. Bir de bir yazı 3'ü de tura olabilir. O zaman bu da dördün birlisi 4. Toplarsınız 15. Yine 15 bölü 16 olasılığına gelmiş oluyorsunuz. İstenen durum sayısını paya yazıyoruz. İstenmeyen pardon tüm durum sayısını da paydaya yazdığımız için bu şekilde de çözebilirsiniz. Bu da ikinci yol. Şimdi gelelim arkadaşlar dördüncü soruya. Evet, dördüncü soruyla devam edelim. 24 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta 10 kız öğrenciden 3'ü yeşil, 7'si kahverengi gözlü, 14 erkek öğrenciden 4'ü yeşil, 10'u kahve rengi gözlüdür. Buna göre, bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız veya yeşil gözlü olma olasılığı kaçtır? Bakın bize kız veya yeşil gözlü olma olasılığını soruyor. Şimdi burayı şöyle şema şeklinde çizelim. Kızlar ve erkekler bir göz renklerini de yazalım. Kahve. Bir de ne vardı? Şurayı sileyim. Bir de yeşil gözler vardı. Evet. Şimdi bu şemayı dolduralım. Tabloyu dolduralım. Üç tane yeşil gözlü kız var. 7 tane kahverengi varmış. Erkekler ise 4'ü yeşil gözlü. 10 tanesi kahverengi gözlü. Şu kalemin azizliğine uğruyoruz arada bir. Evet 10 taneydi. Şimdi gelelim. Kız veya yeşil gözlü olma olasılığı kaç? Şimdi kızların hepsini alıyoruz. Tamam. Bir de yeşil gözlülerin hepsini alıyoruz. Bizden istenen bölge burası. Peki buranın eleman sayısının toplamı 14. 14'ü paya yazıyoruz. Tüm öğrenci sayısını paydaya yazacaksınız. Yani 24'ü de paydaya yazacaksınız. Bunu 7 e, sadeleştirirseniz 7 bölü 12 olacak bizim cevabımız burada arkadaşlar. Gelelim 5. soruya. 5. soruya bir bakalım. Bir örnek uzayın ikişer ikişer ayrık olayları A, B ve C'dir. E bu deneye ait örnek uzay olmak üzere. E neymiş arkadaşlar? A bileşim, B bileşim, C. E, B'nin olasılığı artı C'nin olasılığı 2 bölü 5 olduğuna göre B'nin olmama olasılığı artı C'nin olmama olasılığının değerini bulunuz diyor bize. Şimdi burada arkadaşlar bunun olasılığına diyelim ki ne diyelim? Şuraya x diyelim. Şu ikisini alt alta toplayalım. Şimdi bunun sonucu x artı 5, bunu, pardon bunun sonucu 2 bölü 5, şurası da x. Toplamları x artı 2 bölü 5 eşittir. B'nin olasılığı artı B'nin olmama olasılığı artı C'nin olasılığı artı C'nin olmama olasılığı diyoruz. Şimdi bir örnek uzayda bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'di. Şurası 1, şurası da o zaman 1. O zaman denklemi de yerine yazarsak x artı 2 bölü 5 eşittir 2. x eşittir 2 eksi 2 bölü 5 payda eşit derseniz x'i 8 bölü 5 bulacaksınız burada arkadaşlar. Evet bu soruyu da bu şekilde çözüyoruz. Şimdi geldik 6. soruya. Ne diyor? 1, 2, A, 6 rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu şartı sağlayan tüm 1, 2, A, 6 sayıları arasında rastgele seçilen bir sayının 4 ile tam bölünebilen bir sayı olmama olasılığı kaçtır diyor. Şimdi 1, 2, A, 6. Bu A yerine gelebilecek rakamlar 1 gelemez. Bakın rakamları birbirinden farklı diyor. 0 gelebilir, 1 gelemez, 2 gelemez, 3 gelir, 4, 5, 6 gelemez. 6 kullanılmış. 7 gelebilir. 8 gelebilir. Bir de 9 gelebilir. Şimdi bu A yerine gelebilecek rakam sayımız 7 tane. Bu olasılığımızın paydası. Paydayı bulduk 7. Peki 4 ile bölünebilme kuralımız şuydu. Son iki basamağı alıyorduk. Son iki basamağımız 4 ve 4'ün katı ise sayı 4 ile tam bölünür. Mesela 36 A yerine 3 gelirse 36 da bölünür. Bir de arkadaşlar 4 ekleyelim. 3'e 4 ekle. 76'da da bölünür. O zaman arkadaşlar 0, 4, 5, 8 ve 9 yazarsanız bu sayı 4 ile tam bölünmez. Bunlar da 5 tane. O zaman bizim 4 ile bölüne, bölünememe olasılığımız olmama olasılığı 5 bölü 7 oluyor cevabımız arkadaşlar. Şimdi gelelim 7. soruya. 7. soruya bakacak olursak arkadaşlar bu biraz diğerlerine göre kolay bir soru çok da zorlanmayacağız. Beyza bir marketten rastgele bir şişe su alacaktır. Marketteki bir rafta 18 tane A, 12 tane B ve 15 tane C marka su şişesi vardır. Beyza'nın A veya B marka su şişesinden alma olasılığını bulunuz diyor. Şimdi 18 tane A vardı. 12 tane B vardı. İstenen durum sayımız topluyorum. 30 tane A veya B olma. Şimdi payı bulduk. Paydayı ise bir de 15 tane de C vardı. Artı 15'i e ekliyoruz. 45 yapıyor. Paydaya da tüm şişe sayısını yazıyoruz. 45'i yazıyoruz. Her iki tarafı 15 ile sadeleştirirseniz 2 bölü 3 bulacaksınız. Az önce dediğim gibi bu kolay bir soruymuş. Gelelim 8. soruya yani son soruya. 112-234 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen 6 basamaklı farklı sayılardan rastgele biri seçiliyor. Bu sayıda bir rakamının yan yana olma olasılığını bulunuz diyor. Şimdi istenen durum sayısını bulalım. Birler yan yana. Birleri yan yana alıyoruz şöyle. Sonra kalanları yazalım. 2, 2, 3, 4. Şimdi artık bu birler yan yana olduğu için burası benim için bir rakam. 2, 3, 4, 5 tane rakamım oldu. O zaman bunlarla oluşturabileceğim sayı sayısını buluyorum. 5 faktöriyel bölü 2 tane 2'm olduğu için 2 faktöriyele bölüyorum. İki tane birim yok artık. Onları birleştirdiğim için beraber hareket ediyorlar. Ayrılamadıkları için onların faktöriyelini bölmüyorum. Şimdi 5 faktöriyel e, 120. 2 faktöriyel de 2 bölerseniz 60. Bu benim olasılığımın payı. Paydasını bulalım. Paydası ise şuradaki bütün rakamlarla oluşturabileceğin sayı e, sayısı olacak. 6 tane rakam var. 6 faktöriyeli. 2 tane birim var. 2 faktöriyeli. 2 i̇ki tane 2'm var. Bir daha 2 faktöriyele bölüyorum. Şimdi bu 720. 720'yi 4'e böleceksiniz arkadaşlar. O da 180 yapacak. O zaman paydamızı da bulduk 180. Sadeleştirelim. 1 bölü 3 oluyor cevabımız. Evet arkadaşlar sizler için sayfa 71 çözümlerini yaptık kanalımızı dediğim gibi beğenirseniz takip ederseniz abone olursanız bize destek vermiş olursunuz hepinize başarılar diliyorum tekrardan hoşçakalın